Bülbülü almışlar, altır kafese koymuşlar, vay memleketim vay demiş. Sen demiş memleketinden ne şikayet ediyorsun? Dikenlik, çalı çırpı yerde. Ha memleketim, vatanım benim var. Dünyada bütün canlılar yaşamış olduğu durumda ve bölgede huzurlu yaşıyor. Kuşundan karıncasına. Bir tek insanoğlu yaşayamıyor. Mutluluğu temsil etmek varken karanlığı neden tercih eder? Ben çocukken hep dedim ki Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Ben Türkiye'de yaşayacağım. Dedem gibi olmayacağım, babam gibi olmayacağım, tanıdıkları gibi olmayacağım. E dedim dünyanın dört tarafını geziyorum, kendi kültürümü daha bilmiyorum. İsmim Kehal Talip Keha, Belçikalı Türk'üm. Türk göçmen bir ailenin torunuyum. Belçika'da doğdum, Belçika'da ihtisas yaptım. Ailem de orada yaşıyor. Bütün ailem halen orada, Avrupa'da yaşıyorlar. Bir tek ben geldim, Türkiye'ye yerleştim. Kültürümü, yurt dışındayken yaşamış olduğum kültürle buradaki kültürü bağdaşmak için geldim. Türkiye 38. ülkem. En güzel ülkelerden biri olduğunu da karar veriyorum. Ailem 1960'larda Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya gitmiş, neredeyse bütün ailelerle aşağı yukarı aynı. Bizim yurt dışına giderken bir avantajımız oldu ki orada biz Brüksel'de yaşıyorduk. Çok büyük bir ailemiz oldu çünkü bütün göçmenler, Türk göçmenler, farklı illerden gelenler Türkiye'deki gibi sadece kuzenlerle aile değil. Oradaki farklı illerde yaşayan insanlar da kan ailesi, kandan aile değil. Gönülden aile oldular. Dolayısıyla çok büyük bir ailem var. Kültüre, sanata çok değer veriyorlardı. Benim çok büyük bir şansım var ki evimizde kitap ve müzik olarak hem çok geniş kapsamlı bütün alanlarda kitap bulabilirdik, farklı tarzlarda müzikler bulabilirdik ve o kitaplara erişim çok kolaydı. Benim ailemin avantajı, bana vermiş oldukları şans, muhabbetlerine, sohbetlerine çok katılabildim. Dedemin yaşındaki insanların nostaljisini yaşayabildim. O dönemi görmedim ama onların aktardıklarını, yaşattıklarını ben yaşayabildim. Bende de bir hayal dünyası oluştu onların sayesinde. Çok kitap okuyunca nasıl gözlerimizi kapattığımızda muazzam dünyalar açılıyor. Ben de o insanları, ailemi dinleyince dünyayı gezebildim. O zamanki Türkiye'yi yaşayabildim. Avrupa'yı özlemiyor musun? Avrupa'nın bazı yerlerini özlüyorum ama Avrupa'yı orada yaşayacak kadar özleyemiyorum. Var olan bu zaten bende. İnsan bir yerlere neden gider veya taşınmak ister? Çünkü yaşamış olduğu yerde istediğini bulamıyor. Abi ben istediğim yerde her şeyim var ki. Yani Avrupa'ya turist olarak gitmeyi seviyorum artık. Gidersem. Ailem zaten kültüre çok değer verdiği için müze, galeri, kitap, kütüphaneler benim ikinci hayatım. Yani okuldan çıktığında beni arayacağın yer futbol sahası değildi. Ya havuzda oynamak değildi, bir parkta oynamak değildi. Ya kütüphanedeydi ya da bir müzedeydi. Öğrenciyken bunlar bizde, Belçika'da bize çok erişilebilir yerde, seviyede. Ben de zaten zevk alıyorum. Ablamın sayesinde evde bir sürü kitaplar var. Benden 2 yaş büyük insanların, 3 yaş büyük insanların okuyabileceği kitapları ben elimin altında olduğu için çok kolay erişebildim. İnsan 5 arkadaşın ortalaması, klasik bir şey. Neyden zevk alıyorsanız zaten etrafınız da ondan oluşuyor. Okuldan gelirken Belçika Devlet Müzesi vardı, Huyhoyal'da. Belli bir yaşa geldikten sonra çocukluğumdan beri gittiğimden dolayı oradaki bekçilerle bir arkadaş oldum. Kimler geliyor, kimler gidiyor, artık onlar da benim. Aa, Kağlı geldi bugün. Çarşamba öğleden sonra bizde okul yok. Çevrem, zevklerimden ve düşkünlüğüm, sanata düşkünlüğümden dolayı çevrem otomatik o şekilde oluştu. D
dil farkı, evin içerisinde ve dışarıda dil farkı, kültür farkını çok yaşamadık. Bir Christmas'ı kutlamadık elbette evde. Belçika, Türkiye sonradan göçmen geliniyor. Bugünkü tarihte Suriyeliler geliyor, Afgan geliyor. Farklı yabancı ne olduğunu görüyoruz. Yeni algılanıyor toplumda. Onlarla yaşamak, kültür farklarını yaşamak. Belçika öyle değil çünkü yüzyıllardır zaten onlar Afrika'yla, İspanya'yla, İtalya'yla karışık yaşadıkları için o bu yok. Biz Türkleri ötekileştirmeyi ben çok yaşamadım. Ki üstelik Hristiyan okulunda okudum ben. Katolik okulda okudum. Koleji de yine Katolik kolejde okudum. 500 talebeden bir Hong Konglu vardı. Yabancı olarak Avrupa dışından biri. Biri ben vardım, bir tane de İranlı vardı. 3 kişiydik. Salı günleri kiliseye giderdi. Dinini yerine getiren, dini görevlerini getiren çocuklar. Biz gitmiyorduk. Biz de resime gidiyorduk veya ekstra müfredatın ekstrasında spora gitmek isteyen spora gidiyordu. Hayatım bana nereye kapaştıysa gittim. Orada nasıl yapacağımı hiç sorgulamadım. Çalıştığım şirket, o zaman çalıştığım şirketin sayesinde nerede kapı açılıyorsa kendimi geliştirmek için gittim. Ben hem çalıştım hem güzel sanatları okudum. Çünkü maliyetli bölümler. Ben aslında ekonomi bilimleri okudum. Ama ekonomi bilimlerden kazandığım parayla güzel sanatları okudum. Bir yere gittiğimde işimin sayesinde bir yere de gidiyorsam orada galeri, tiyatro, opera ne varsa mümkün olduğu kadar sünger gibi hepsini almaya çalıştım. Oo, Selman abi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyidir, iyidir. Nerelerdeydiniz? Nerelerde yoktunuz? Irkçılık ve faşizmlik dünyanın her tarafında var. Bu hastalıklı bir ruh. Hangi ülkeye gidersek gidelim zıttı insanı korkutuyor. Ve karşılıklı bir şekilde insanların değiştirirse karşılıklı bir şekilde birbirine tuhaf gelebilirler. Irkçılık yaşayabiliriz. İnsan tanımadığından korkuyor. Çekiniyor ve korku agresif yapıyor. Almanya'da Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerinden ırkçılığın daha yüksek ve belki en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Almanya. Şimdi Almanlar kendi kültürlerine çok tutkun insanlar. Ve istiyorlar ki buraya geldiysen, çalışıyorsan, benim ekonomimden, sosyal hizmetlerimden, her şeyden faydalanıyorsan bana yakın kültürde de bulunman lazım. Gittiğimiz yeri kabul etmek zorundayız, kültürünü. Uygulamak zorunda değilsin, bir şeyi kabul edebilirsin ama uygulamak zorunda değilsin. Saygı, insanlar arasındaki ilişkilerin en güzel ve kolayıdır. Yani kötüyle çatışamayız ki, iyiyle bağdaşmakla uğraşmamız lazım. Bizim hayat standartımızı, güzelliğimizi, hayatı, mutlu yaşamamızı ne katabiliriz ona bakmamız lazım. Bir ara benim boynum tutuldu içinde. Gündüz çalışıyorum, akşamları okula gidiyorum, sergi yapıyorum, sergilere hazırlanıyorum. Sosyal hayatım çok yoğun, trapezlerim full kilitlendi. Elimi kaldırıyorum, bacağıma kadar ağrılar hissediyorum. O kadar ağır. Doktora gittik, baktı, doktor dedi istirahat dedi, bir hafta dinlenmen lazım, fiziksel tedavi yapmak lazım. Ya dedim ilaç verin. Alışığız ya, batıda her şeyin iyisini yapıyoruz ya. İlacı vereceksin, ağrı kesici vereceksin. Ben de yarın geri işe gideceğim. Doktor, yanımızda tercüman arkadaşım var. Dedi, bir insan kendisine bu kadar saygısız olur mu ya dedi. Ya her şey geçti dedi, insan kendisine saygı duyacak dedi. Saygı ilk önce insan kendisine olacak. Beni en etkileyenlerden hayat felsefesi, mottosu olan bu. Kendine saygı duy. Türkiye'ye gelmeye karar vermemin sebebi veya etkeni motor kazası yaptım ben. Çok ağır bir şey değil. Ama çalışamadım. Motor kazasında dedim artık bedenen yorgunum, bir analiman seçmek istiyorum ülke olarak. Her 6 ayda, her 3 ayda o ülkeye git, geri gel, geri git. Benim bir arkadaşım vardı, Erik ismi. Ben Çin'e gittim. Sonra beni aramıştı. Bir akşam beni aradı. Gel dedi evdeysen yanına geleceğim. Konuşmak istiyor. Sohbet etmek için. Ya dedim ben Çin'deyim dedi. Pekin'deyim dedi. Ya sen nasıl bir arkadaşsın dedi.
İnsan dedi sıkıştığında hiç mi düşünmüyorsun? Seni sevenler var, alışıyoruz, biz sana alışıyoruz, sizi, sen bize alışıyorsun. Sana ihtiyacımız olacağına. Nasıl bir insansın sen dedi. 3 ayda bir dedi, biz seni konuşmak istiyoruz, yanına gelmek istiyoruz, yoksun dedi. Sadık bir insan değilsin dedi. Bana çok koydu babam. Bir ülke seçeceğim artık. Bana gelmek isteyen insanlara kapım açık kalmasını sağlayacağım. Çin'de yaşarken yolum bir Hattat'la kesişti. İşte dünyadan 4 tarafından farklı ülkelerden gelsen de birleştirecek unsur, birleştiren unsur da sanat. Muazzam bir köprü. Milleti, milliyetçiliği, diliyle her şeyi kapatıyor. Onunla konuşurken ben işlerimi gösteriyorum. Ders aldığım Beijing geleneksel sanatları gösteriyorum. Fırçamar seviyor. Diyor ki sende bir eksik var. Bir bütünlük yok, kapanış yok. Nasıl tablomuzu yaptığında tuvalını seçerken dikkat ediyoruz, şasiye dikkat ediyoruz, kumaşına dikkat ediyoruz, kullanacağımız boya dikkat ediyoruz. Sonunda verniği vuruyoruz. Bu bütün. Bir tanesi eksik oldu mu o durmuyor. İnsanın oluşumu da aynı. Orada da bir İngiliz arkadaşım vardı, Alman arkadaşım vardı işte. Pekin zaten multikültürel, yani her taraftan insanlar var. Kafalar da uyunca aile, hemen bir mikro aile oluşuyor orada. O insanlarla felsefe yapıyoruz, tasavvuf yapıyoruz. Humi, humi, humi deyip duruyorlar bunlar bana. Humi, hadi humi, humi. Şeyi de yabancı gelmiyor kulağa, söyleyişi. Sonra Geraldine bir gün dedim, ya Geraldine dedim, humi deyip duruyorsunuz. Kim o humi dedim, neyi? Bir de sözleri söylüyorlar bana. Benim kültürümü bana satıyorlar ya. Böyle bir ayıp olabilir mi ya? Böyle yerin dibine girdim. Bir güldüler benden. Dedi, Mevlana Celaleddin Humi'yi Sedan Türk dedi. Ona, Mevlana, bizim bildiğimiz Mevlana. Oui dedi, le derviş tourneur. Şok. Beni benden, benim olanı almışlar, bana veriyorlar. Halbuki kasa bende, anahtar bende. Ya dedim, ben çocukken hep dedim ki, Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Ben Türkiye'de yaşayacağım. Dedem gibi olmayacağım. Babam gibi olmayacağım. Tanıdıkları gibi olmayacağım. Dedim dünyanın 4 tarafını geziyorum. Kendi kültürümü daha bilmiyorum. Bir Alman'ın bana ırkçılık yapmasına gerek yok ki. Ben ülkemi savunacak kadar bilgiye sahip değilim. Bülbülü almışlar, altın kafese koymuşlar. Vay memleketim vay demiş. Sen demiş memleketinden ne şikayet ediyorsun? Dikenlik, çalı çırpı yerde. Ama memleketim, vatanım benim var. Huzur bulduğun her yer benim. Türkiye'de ilk günlerim geldim. İlk önce bir arkadaşın evinde kaldım. Akaretler'de, Beşiktaş'ta. Sonra Şişli'de bir ev tuttum. Birinci ayımdı galiba. Evim soyuldu. Bütün varım yoğum gitti. Bilgisayarım gitti, fotoğraf makinem gitti, param gitti. Bir de evin içine zarar verdiler. Aldığım karardan da kolay kolay geri gitmem. Çok sabit fikirliyimdir. 9 yıl geçti. Kalıyorum dedim. 1 ay sonra Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birine resim sattım. Ondan sonra Türkiye'nin en büyük şirketlerinin birinde işe başladım. 1 sene içerisinde 3 tane sergi yaptım. Ve hayatta karşımıza çıkan zorluklar engel değil. Biz onu nasıl karşılayacağımız ve tepki vereceğimiz biz engeliz. Mersin'e misafir sanatçı olarak davet edilmiştim. Allah'ın işi işte. Mersin bana haritada göster deseniz mümkün değil, göster demezdim parmakla. Orada bir tane minyatür rakas eden bir İrani minyatürü vardı. Resim almak istedim, satın almak istedim. Galerist dedi, bu satlık değil, sadece sergilik. Ertesi gün konuştuk, orada Emine ile karşılaştım, tanıştım. Dedim, neden satmıyorsunuz? Ben dedi, bu işi minyatür ustası. Bu işi para için yapmıyorum. Bu işi sevdiğim için, kendimi geliştirmek için yapıyorum. Ne kadar güzel bir bakış açısı, hayata bakış açısı, kendisine bakış açısı. Dedim, tamam. Sonra bir gün, 2 gün konuştuk. Çok uzun kalmadım Mersin'de. Geri İstanbul'a döndüm. Benim içime sığmıyor.
Geri Mersin'e gittim. O arada telefon numarasını almıştım. Evlilik teklifi yaptım. Direkt. Belli bir sakinliğe ihtiyacım var. Çekilmiş olmam lazım. O yüzden Mersin eşimin memleketi. Biz Limon Bahçesi'nde atölyem var. Dış dünyayla kopuk yaşıyorum. Kedilerim var, köpeklerim var, kelebeklerim uçuşuyor. Kalktığımda, yattığımda zaman mefhumum yok. İstanbul'un yeri başka. Benim çocukluğumun ufak bir kısmı burada geçti. Sonra dedemler burada yaşıyorlardı. Sonra geri annemler, babamlar beni geri istedi. Geri İstanbul'a, Belçika'ya götürdüler. Ömrüm boyunca ben dedim Türkiye'ye geri gelip yerleşeceğim. O yüzden İstanbul'un benim kalbimde farklı bir yeri var. Sultanahmet ve çevresi, Fatih çevresi, Beyoğlu çevresi, adalar, bunlar eski Türkiye'yi, gerçek Türkiye'yi, yaşanan Türkiye'nin aynaları. Dünyanın dört tarafından insanlar geliyor, buradan fotoğraf çekiniyor. Çünkü rüya gibi bir şehir. Medeniyetlerin bütünü, hepsi burayı istedi. Ama bizde, bizim elimizde bu. Halen bugün bunca yıl geçmiş, ben Boğaz'dan geçerken kalbim pıt 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 atıyor. Aşığım ben. Yanlış dikilen her taşta benim böyle tenimden ten et gidiyor. Çok ülkeyi gezdim. Bütünleyici yeri Türkiye olarak seçtim. Her yerinden, her birinden mutlu da oldum, zevk de aldım. Bazılarında daha çok durmak istedim. Bazılarında o kadar çok süre kalmama gerek olmadığını düşündüm. Ama nasıl ki benim çalışmalarım bittiğinde üzerine verni vardır, hepsini koruyan ve kapatan. Benim için, benim vernim Türkiye. Ana limanım burası. Kel Talip Keha olarak Türk kültürünü, Türk edebiyatını, Türk müzikisini böyle hortum gibi yuttum. Seviyorum, bayılıyorum. Bunu da temsil etmeyi seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Mesleki olarak geldiğimde beklentilerim üzerinde kendimi geliştirebildim ve doyurdum. Ruhen doyurdum. Ve Türk sanatını yurt dışına temsil etme seviyesine çok rahat ulaşabildim. Benlik değil, bizlik bir iş yapmak istiyorum. Ve halen devam ediyor bu geldiğimden beri. Bazen çok hızlı gitti proje, bazen yavaş yavaş ilerliyor. Türkiye sadece Türkiye, Türk isminden değil. Türkiye doğudan göç ederken aldığı bütün ülkelerin mirası var. Ve bunun altında bu ülkenin bugünkü jeografik bulunduğu konumda ondan önceki bulunan kültüre de sahip hakkı. Türkiye'ye geldiğimde benim yaptığım tarz çalışmalar tabii birkaç akımın bir araya gelmesiyle başladı. Yani ben Belçika'da eğitim aldım, Fransa'da üstüne koydum, İngiltere'de üstüne koydum. Sadece klasik sanatta geliştirmedim kendimi. Arnavut olsun, Arbarok olsun, Art Contemporain olsun, bunların hepsini üstüne koyarak gittim. Çin'e gidince de Çin sanatını da üzerine koydum yaptığım işlerin. Yıllarımı aldı. 2-3 sene Türkiye'de yaptığım işi anlatabilmek için geleneksel sanat, çağdaş sanat, batı renkleri kullanarak bir araya kompozisyon yapıp da insanlara anlatmam çok zor oldu. Yıllarımı aldı. Hataycılar, akademisyenler, tesipçiler, gelenekselciler diyor ki ya diyor tesip, geleneksel sanat bu şekilde bozulamaz. Kurallara uyacaksın. Hat icra ediyorum yağlı boyayla, hatı bozamazsın. Geleneklere uyacaksın, kurallara uyacaksın. Ama Galata Kulesi'nin, Aragüler'in bu ünlü sokakta işte fotoğrafı vardır. Galata Kulesi ile alakalı o fotoğrafını aldım. Tamamen kendi lezzetimde, kendi renklerimde, kendim nasıl gördüğümü renklendirdim. Geleneksel sanat, gökyüzünü tüm geleneksel sanatlarla süsledim, bezedim. Binalarının duvarlarını tamamen geleneksel sanat, minyatürün kurallarını kullanarak ama yağlı boyayla süsledim. Ondan sonra, onu yayınladıktan sonra Türkiye'deki bütün kuralcılar, akademisyenler dediler, ah tamam şimdi anladık. O resim ve Aragüler'in resminin ve benim tarzımın bir araya gelmesi ile anlatabildim. Kelimelerle anlatamadığımı her zaman diyorum ya, anlatmak için en güzel yol sanattır.
geleneksel sanatı, klasik sanatları yaşatmamız için mutlaka çağdaşlaştırmamız lazım. Dülbent neredeyse yok oluyor. Hele şehirlerde artık çok zor takılıyor. Halbuki yani ipek fırlarında bir farkı yok. Gelenekselin yaşayabilmesi için bugünkü tatta, bugünkü lezzette sunulması lazım. Aragüler'in o yalın fotoğraflarını alıp çoğu çalışmalarım zaten ondan esinlenmiştir. O yalın fotoğrafları, siyah boy fotoğraflarını alıyorum, gözlerimi kapatıyorum ve renkler oluşuyor. Görmek için gözlerinizin açık olması gerekmiyor. Yaşatmak için de sadece çağdaş unsurlarda kalmak gerekmiyor. Hepsinden bir mix yapılabilir. O resimde galiba yanlış hatırlamıyorsam saatçi dünyaca ünlü bir sanat internet sitesi. Orada yılın sanatçısı falan da seçildim o resimle yani. Güzel bir anekdot olmuştur. Benim için Türk İslam sanatı tasavvufta mı diyelim veya günlük hayatta mı diyelim veya benim için direkt söyleyeyim, çiğ bir şekilde söyleyeyim. 21. yüzyıldaki dünyada insanları huzura daha kolay ulaştırma yolu. Biz de bugünkü nesile ve batının damak tadına göre Türk sanatını, İslam sanatını uyarlamamız lazım. Bunun vay gelenekseli bozmak diye bir şey değil. Tam tersi, gelenekseli yaşatmanın en iyi yolu. Çünkü ön yargıyı kırıyor. Böyle renkli gidince adam diyor, bunda Gustav Klimt var, Matisse var, biraz da Hünvah çizgisi var, Kandinsky'den de tarzı var, içinde de hat var. Adam bütün genel unsurları kendisinden biliyor. Bu da diyor ekstrası süper bir şey. Jackpot. Açılı kavramı bitti. Türk İslam sanatı karşıdaki insana huzurun kapısını açmasını sağlayabiliyor. Hat nedir? Güzel yazı. Türkiye'deki hat, Çin'deki hatla aynı değil. Çin'de hat kuralları özgür yazmaktır. Rum'dan geldiği gibi pat küt pat küt pat küt yazıyorsun. Picasso gibi. Türkiye'de o öyle değil. Her şey denge ve kuralla. Sakin ve dingin. Onu yaşatmak önemli. Karşıdakine hissettirmek önemli. Ben şimdi burada size veya herhangi bir yerde Batı'nın o kadar güzel yerini anlatırım ki akşam kaçarsınız gelir bulunduğunuz yerden oraya gitmek için. Ama süper negatifini de söylerim. Şükürler olsun ki buradayım diyebilirsiniz. Qu'est-ce que l'art? Sanat nedir? Akademide bunun kısa, felsefecilerin kısa bir cevabı var. İnsanın beş duyusu vardır. Görmek, duymak, tatmak, dokunmak, işitmek ve koku almak. Bundan beş tanesinin üçünü uyandırıyorsan sanat oluyor, oluşuyor. Baktığında o duyguları, doku duygusunu, koku duygusunu, bakma lezzet duygusunu, ağzın tatlanması duygusunu, yaşantı duygusunu, kalbin pıt 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 attırma duygusunu yaşatacaksın insana. Sanatı, süper kaosu da temsil edebilirsin. Savaş. Benden hep istiyorlar. Ya savaş yapsana, şu anda çok süper trend, moda. Para basıyorlar. Abi benim fırçamdan mutluluğu, huzuru temsil edebilirken kaosun nefreti niye temsil edilmiyor? Yani çok sevdiğim bir örnek var. Herkesin annesi en iyi bir yemeği yapar. Bir yemek vardır, en iyisini annesi yapar. Herkesin. O duyguyu uyandırmak önemli benim için.